Merhaba arkadaşlar, ben Sinsi. Bu videoda size radar görüntüsü ve oyuna ilk girerken açılan bilgi ekrandaki görüntüyü ve spekteyken CTL Vast'ında çıkan minimap'i görüntüsünü nasıl değiştirirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle haritanızı açıp bir takıma giriyorsunuz. Ondan sonra konsola SV Cheats 1 yazıyoruz. Yeterince vaktimiz olması için hostage haritasıysa aşağıda şurada görüyorsunuz zaten. Hangi cins harita olduğuna göre şuradan ona göre süresini belirleyeceksiniz. Mesela benimki diffuse haritası olduğu için round diffuse 60 yapıyorum. Böylece bir round 60 dakika olmuş oluyor. MP time limiti de 9999 yapmanızda yarar var. Bunlar sırf rahat rahat hani yapacak vaktiniz olsun diye. Yoksa sürekli harita bitip durur. Bunları yaptıktan sonra botlar varsa tabii ki botlarımızı atıyoruz. Botkick diyerek. Onun dışında bir de secret shot'ımızı bir tuşa atmamız gerekiyor. Normalde sizde belli bir tuşta duruyordur. Fakat o tuşa bastığınızda sıkıştırarak kaydediyor normalde. Sıkıştırarak kaydetmemesi için tekrar bir tuşa atamamız gerekiyor screenshot'ı. Onun için de bind yazıyoruz. Hangi tuşa atacaksanız mesela ben şimdi P tuşunu atacağım. Bind boşluk P boşluk screenshot yazıyoruz. Ve enter'a basıyoruz. Böylece P'ye bastığımızda ekran görüntüsü alacağız, SS alacağız. Bundan sonra ekrandaki şu gözüken bizim radarımız, paramız, bıçağımız filan onları kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü haritanın üstüne çıkıp fotoğraf çekeceğiz aslında yapacağımız bu radar görüntüsü için. Bunun için yine konsola CL draw HUD 0 yazacağız. Gördüğünüz gibi bir kısım şey kayboldu. Benim gibi net grafınız varsa net grafı kapatacaksınız. Net graf 0. Ve son olarak da tabii ki elimiz ve bıçağımız kaldı. Onların içinde red draw diyeceğiz, view model 0. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bunun dışında hala ekranınızda bir şeyler kaldıysa bir de hide panel all yazabilirsiniz. Ekstra olarak. Bunları da yaptığınızda gibi gördüğünüz gibi ekranda hiçbir şey kalmıyor. Ve bunu hani ekran haritanızın fotoğrafını çekerken de kullanabilirsiniz. Bu saklama komutlarını böylece çok güzel önünde hiçbir şey olmayan fotoğraflar çekebilirsiniz. Bundan sonra eğer haritanızda hani fog varsa, sis varsa onları filan kaldırmak gerekiyor. Ayrıca tabii skybox'ları kaldırmak gerekiyor ki üstten bakıldığında gözükmesin. Bunun için de önce skybox'a başlayalım. Re skybox 0 yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi skybox'lar kapandı ama biz yukarıdan bakacağımız için bu sıkıntı olmayacak. Ondan sonra fog override 1 diyoruz. Override 1 ve fog enable 0 yapıyoruz. Böylece eğer haritanızda sis varsa onları da kapatmış oluyorsunuz. Bundan sonra no clip açacağız. Onu da haliyle yine konsola no clip yazarak açıyoruz. Bu serbest haritada dolaşmamızı sağlıyor bilmeniz varsa ve gökyüzüne çıktığımızda gördüğünüz gibi artık hiçbir şey bizi engellemiyor. Fotoğrafı çekeceğimiz görüntüye geçmek için yine konsola CL level overview diyoruz ve buraya bir değer giriyoruz. Başta rastgele gireceğiz. Bu haritayı ne kadar küçülteceğini gösteriyor. Mesela 4 girdim ben. Ve gördüğünüz gibi bu boyuta geldi. Burada haritada sizin ne tarafa durduğunuza göre birazcık ters hareket ediyor.
Yüzünüzün ne tarafa dönük olduğuna göre. Şimdi şuradan lever oldu bir geri sıfır yaparsak ne taraftan baktığımızı anlarız haritaya. Haritanın normalde kuzey neresi onu bulmanız gerekiyor. Ve o tarafa bakmanız gerekiyor düzgün hareket etmek için. Çok da önemli bir şey değil gerçi ama. Şimdi görebileceğiniz gibi haritanın neresinde durduğuma göre nelerin gözüküp gözükmediği de değişiyor. Şu görüntü benim için iyi. Neyse devam edelim. Bundan sonra ekrana bir de marker getirmemiz gerekiyor ki boyutu doğru ayarlayabilelim. Bunun için de CL Level Overview Marker'ı View Lever Level Overview Marker'ı 1024 yapıyoruz. Haritanızın bu kırmızı çizgilerin içinde kalması gerekiyor. Buna ne kadar yaklaştırabilirseniz o kadar iyi. Küsuratlı bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ve burada bunu yaptıktan sonra mesela ben şimdilik şöyle bırakacağım. Az önce ayarladığınız tuşa basarak bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ben de P'ydi. P'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü aldı. Bu ekran görüntüsünü aldıktan sonra bir de konsolunuzda en son yazan şu satırı kopyalamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer bunu kopyalamazsanız bütün işlemleri bir daha yapmanız gerekir. Bunu bir yere not edin. Ondan sonra ben şimdi dediğim gibi az önce mesela şu gözükmediği için bir daha yapmam gerekecek. Bunun bir daha bir görüntüsünü alacağım. Ben üst üste bindireceğim Photoshop'ta. Şu lever marker'ı kapatıyorum. Ve bir görüntü daha alıyorum P tuşuyla. Ve oyunun içiyle burada işimiz bitiyor. Oyundan çıktığınızda zaten şu ekran karşınıza gelir. Ama ekran gelmediyse de Steam kütüphanenize girip View'dan Screenshots oluyor İngilizcesinde, yine Türkçesinde de aynı yerlere denk geliyordur. Bu ekranı açabilirsiniz. Sonra son çektiğiniz resimler gözükecek. Zaten onlardan birine View on, Show on Disk derseniz çektiğiniz resimler çektiğiniz yere gelecek. Ben şimdilik bunları kolay bulabilmem için buradan kopyaladım. Buraya kopyaladım iki resmi de. Ve bunları Photoshop'la açtım. Yalnız Photoshop'la açmadan önce şöyle bir şey sorun var. Valve niyeyse bunları bizim her zaman kullandığımız VMT falan formatında yapmamış. DDS diye abuk sabuk bir formatta yapmış. Bunu da hangi resim işlemcisini kullanırsanız kullanın. Bunun için de bir ek indirmeniz gerekiyor. Photoshop için Google'da ararsanız Nvidia Texture Tools for Adobe Photoshop diye burayı bulursunuz ya da şuradan adrese bakabilirsiniz. Bunu indiriyoruz ve kuruyoruz. Kurduğumuzda zaten Photoshop'umuza DDS desteği gelmiş olacak. Resimlerimizi burada açacağız. Şimdi ben bunları üst üste bindireceğim hala. Dediğim gibi şurada gördüğünüz gibi bazı siyah noktalarda gözükmüyor. Onun içinde şu öbürü altta kalmış. Layer from background diyeceğim ilk açtığım dosyaya. Diğerine de sağ tıklayıp rasterize diyeceğim. Şunu üste alacağım önce. Bunu tam doğru yere getirmek için çünkü kırmızı çizgili olan bu ya. Şöyle bir şey yapacağız. Bunu önce bir yarı yarıya opak yapacağım ki üst üste gelsin. Siz eğer bir seferde düzgün çekebildiyseniz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Sonra bunu tam öbürünün üstüne oturtturacağım. Canvas size diyoruz. Ve buradan piksel seçiyoruz. Sonra 1024'e 1024 diyoruz. Ve şuna yok buna basıyoruz. Böylece sol üste doğru kesecek her şeyi. Ve okey diyoruz. Proceed dedik miydi? Gördüğünüz gibi kırmızı çizgiden tam kesiyor. Çünkü zaten oyunda 1024'e 1024 ayarlamıştık bunu. Ondan sonra normal şey olacak görüntümüzü açıyoruz. Diğeriyle artık işimiz kalmadı. Şimdi en basit anlamıyla zaten haritayı yaptık bile. Hani gerisi süs olur en fazla yapacağımız.
Magic Tool'umuzu alıyoruz ve böyle haritanın dış yüzeyini seçiyoruz. Şurada şu seçili olacak, bu da şu Quick Selection Tool kullandım. Hiçbir şeye basmadan mouse'un sol tuşuyla basarsanız seçiyor. Alt tuşuna basıp basarsanız seçimi geri alıyor. Delete diyeceğim. Bu selection'ı önce kaldırıyoruz. Select'e select deyip ondan sonra basıyoruz buna. Ve stroke diyoruz. Siyah renk kullanacağız. Biraz daha hoş gözükmesi için. Bir de internetten böyle bir tane çizgili arka plan resmi buldum. Hani güzel gözükeceğini düşünüyorum ama bilmiyorum, ben de ilk defa deneyeceğim. Bunu da oraya ekliyorum. Böyle biraz ışık verelim bakalım ne olacak. Render deyip Lighting diyorum. Bunu haritanın ortasına alıyorum. Kenarları siyah olacak şekilde. Şekil koyarsak olur sanırım. Evet. Ben haritayla bu kadar uğraşacağım. Açıkçası siz daha fazla uğraşabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Bunu yaptıktan sonra File diyoruz. Save as diyoruz. Ve buradan D3D DDS'i seçiyorsunuz. Ve buna haritanıza göre isim vereceğiz. Ben şu an Hammer 101 haritasına yazdığım için Hammer 101 diyeceğim. Sonra alt çizgi koyuyorsunuz. Haritanızın ismini yazdıktan sonra ve radar diyorsunuz. Ve bunu kaydediyorsunuz. Burada bir şeyler çıkacak. Buna direkt save dedik miydi? Sıkıntı çıkmıyor. Evet, son olarak bir de TXT dosyası yapmamız gerekiyor. Bunun için de Overviews klasörünüzden yardım alabilirsiniz. Steam Apps Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO Resource Overviews. Burada gördüğünüz gibi diğer standart haritaların TXT'leri var. Buradan herhangi bir dosyayı alabiliriz. Mesela Deadust'ınkini alalım. Şimdilik şuraya. Bunun ismini yine haritamızın ismini veriyoruz. Bu sefer radarsız. Hammer 101 diyeceğim. Ve açıyoruz. Haliyle Deadust'taki gördüğümüz yerlere Hammer 101 yazıyoruz. Ve hani şeyleri kaydetmiştik ya. Önceki konumlarımızı. Konsoldan. Onları açıyoruz. Position X'e Position X'i kopyalıyorsunuz. Başında X varsa X'ini unutmayın. X'isini pardon. X nereden çıktı? Position Y'yi kopyalıyoruz. Scale'ı kopyalıyoruz. Biz döndürme yapmadığımız için bu sıfır. Zoom'da haritanızın radarda ne kadar büyük ya da ne kadar küçük gözüktüğüne göre daha yakından göstermesi için şu ayarı değiştirebilirsiniz. Ben şimdilik 1'de bırakacağım. Eğer oyuna girdiğimde radarda harita çok küçük gözüküyorsa bu değeri büyüterek yakınlaştırabilirsiniz. Şunları da siliyoruz. Ve Ctrl+S yapıyorum. Sonra da bunları alıp şu az önce dediğimiz Overviews klasörünün içine atıyoruz. Ve bu kadar. Haritanın radar yapımı budur. Oyunda bir deneyelim. Bunu yine pakratla haritanın içine ekleyebilirsiniz sonradan. Evet arkadaşlar, konsola oyun açıp Hammer Map Hammer 101 yazıyorum ben. Ve gördüğünüz gibi ön izleme çıktı. Bakalım oyun içinde nasıl gözükecek. Oyun içinde de gördüğünüz gibi benim kendi ayarlarımdan dolayı ben bütün haritayı görmek istiyorum. Biraz zoomlu gözüküyor ve gördüğünüz gibi haritayı düzgün ayarlamışım. Hadi size son bir şey daha anlatayım. O da yine açılış ekranında hani şey çıkıyor ya. Şu sağdaki açıklama kısmı. O açıklama kısmını nasıl değiştireceğinizi anlatayım da o daha da kolay.
O kısma yazı yazabilmek için de Maps klasörünüze geleceksiniz. Program File Steam Maps Common Counter Strike Global Offensive CSGO Maps klasörüne. Burada gördüğünüz gibi diğer haritaların zaten TXT dosyaları var. Bunlardan kamerası yazmayan, sonunda kamerası yazmayan bir tanesini kopyalıyorsunuz. Mesela Dead to the Pink'ini kopyalayacağım ben şimdi. Ve buna Hammer 101 yazacağım. İçini açtığınızda böyle bir şey geliyor. Rules here dediği kısım oyun kurallarının yazdığı baştaki kısım. Rules here'ı nereye bırakırsanız orada yazacak oyun kuralları. Şu da sizin değiştireceğiniz kısım. İsterseniz kuralları hiç yazmasın derseniz bunu tamamını da değiştirebilirsiniz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Not defteriyle bunu düzenlerseniz Türkçe karakter yazamıyorsunuz. Not defteri bunu desteklemiyor. Eğer farklı kaydettiğip UTF-8 yaparsanız Türkçe karakterle yazı yazabiliyorsunuz. Ama bu sefer de şu Rules Here kısmı düzgün çalışmıyor. Dolayısıyla not defteriyle yapacaksanız sadece İngilizce yazacaksınız yine. Şunlar HTML. Bundan bahsetmeyeceğim şimdi. HTML öğrenmeniz gerekiyor. Şunlarla ilgili daha detaylı bir şeyler yapabilmeniz için ama şöyle söyleyeyim. Şu kısım rengi değiştiriyor. Bu hangi renk olacağını da Google'a ne bileyim HTML renk kodları falan yazarak bulabilirsiniz isterseniz. Şu açtığınız köşeli ne deniyor buna hiçbir fikrim yok. Yarım köşeli parantez diyeyim. Yarım köşeli parantezle açtığınız şeyleri tekrar kapatmanız gerekiyor şu şekilde başına tire koyarak. Ondan sonra farklı bir renge geçebilirsiniz. Mesela bu adam demiş ki şu bir renk olacak demiş. Ondan sonra şu bir renk olacak demiş. Ben bunu Türkçe karakterle yapacağım. Onun için Notepad++ kullanacağım. Notepad++'la açtım. Bunu internetten bulabilirsiniz. Notepad++ yazarak. Sonra encoding'e gelip buradan UTF-8 without bomb diyorsunuz. Türkçe karakter kullanabilmek için. Ve diyeceğim ki bu harita boşluk. Ondan sonra şunu alacağız şuraya. Sinsice. Sonra şu rengi bir daha kopyalayacağım. Boşluk tarafından yapılmış tır nokta ve CTRL-S yani kaydet. Ondan sonra oyuna girip bir daha bakacağız. Oyunda MapHammer 101 yazıyorum yine. Ve gördüğünüz gibi burada yazıyor bu harita Sinsice tarafından yapılmıştır diye. Dediğim gibi Rules Here yazdığımız için de şurada kurallar yazıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır.